tehlikeli saldırılar. Yani bir ibadet yerine yapılan tehlikeli ırkçı saldırılar. Belediye başkanı da bu görüntü zaten. Yani sembolik olarak bu saldırıların öneminin bilincinde. Bizim ondan talebimiz, daha önce de zaten söylemiştik, bu saldırıları, bunu yapanların sorumlularını bulmaları ve bu işi bir daha artık tekrarlanmamız. Yani böyle her 3 ayda 5 ayda bir burada birileri bir takım eylemlerde bulunacaklar. Bu tür provokasyonlara gerek yok. Toplumun huzurunu kaçırmaya gerek yok. Toplumlar arasında burada barış içinde bir arada yaşama ruhuna zarar vermeye gerek yok. Zaten belediye başkanı da elinden gelin yapılacağını ve bunu yapanlar bulunduktan sonra da gerekli adli işlemleri kendisinde bizzat takip edeceğini söyledi. İşin hassasiyetinin farkında. Öncelikle onu söylemek istedim size. Burada zaten sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Buradaki yerel makamlara yönelik olarak. Bundan sonra da yine benzeri olaylar inşallah olmaz. Temennimiz o. Yerel makamlarda zaten bunun için çalışacaklardır bu kadar girişinden sonra. Ama benzeri şeyler olursa yine aynı sağduyuyla konuyu hemen ilgili makamlara, bizlere de ileterek sorumluluğun bulunmasını sağlamak olacak. Şimdiye kadar gösterdiğiniz sağduyu için de ben sizler şahsınızda da tüm buradaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada dernek başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Diğer dernek başkanları da belediye başkanına buraya gelişinden istifadeyle bir araya geldiler. Şardura Belediye Başkanı burada Türk toplumu olarak hep bir arada karşılamak önemli diye düşündük. Onlar da bu fikre katıldılar. Hep beraber Türk toplumu olarak karşıladığınız beklentilerinizi dile getirdiniz. Getirmeye de zaten devam edeceksiniz. Seçimler var. Artık siz de buranın vatandaşısınız. Buradaki oy hakkınızı kullanırken tercihinizde işte bütün sorunlarınızı giderecek olanları yönelik olarak kullanacaksınız bu tercihi. Şimdi yaptığınız gibi bu önemli. Yani Belçika vatandaşlığından kaynaklanan bu hakkınızı kullanmanız da önemli. Bunu da bu vesileyle belirtmek istiyorum. Şimdi soru cevap sohbet kısmına geçmeden ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu önümüzdeki aylarda benim görev sürem bitiyor. Bu vesileyle buraya gelmişken bir daha gelme vesilesi olur olmaz. Sizlere davranmamak demek istiyorum. Mahşiye'nin bu görevinde önemli bir yeri var. Çünkü ilk vatandaş toplantısını, ilk vatandaşlarımızla buluşma toplantısını burada yaptım. 2008 Ekim ayında yanılmıyorsam ilk toplantımdı. Onun için onu unutmuyorum. Ondan sonra da tabii buraya İnsan Hakları Komisyonu heyetimizi getirdik. Önemli bir heyet getirdik. Sizlerle buluşmalarına fırsat verdik. Yani burası da başkanlığı yönetim ve sizlerin de katkılarıyla başarılı bir dernek olarak gözüküyor. İşte çok güzel bir camimiz var. Daha yenileme, ilave çalışmaları da devam ettiriyorsunuz. Derneğimizin faaliyetleri var. Ve bunları arttırarak mümkün olduğu ölçüde diğer toplumlarla da bir arada birlikte Belçikalılarla, İtalyanlarla, kim varsa onlarla da daha yakın ilişkiler içerisinde buradaki başarılı Türk toplumu imajını güçlendirecek faaliyetlerde bulunacaksınız diye düşünüyorum. Zaten 2014'te de 50. yılımız kutlanacak. Buraya gelişimizin 50. yılı etkinliklerle anılacak. Büyük faaliyetler yapılacak bütün Belçika genelinde. Oralarda da herhalde uygun şekilde yer almak için gerekli tertibatları alırsınız diye düşünüyorum. Sizlere burada kolaylıklar diliyorum. Tüm dernek başkanlarına, derneklerinin başarısı için faaliyetlerin başarısı için gösterdikleri çabalar için de teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biraz daha buralarda hiç sorunuz varsa, başka konular varsa sormak istediğiniz bu vesileyle bu fırsattan istifade değil mi Mustafa Başkan? Evet. Vaktiniz var. Konuşabiliriz. Tekrar teşekkürler. Başkonsolosluğun açıklamalarını diye. Saygılar. Saygılar.